Türkiye Cumhuriyet Devleti bölgesel güç unsuru olarak hem kendi büyük stratejisini uygulamakta hem de bunu tatbik ederken çeperindeki, periferideki benzerlerine güvenlik sağlayacak kadar derinliğe ve askeri bir güce ulaşmıştır diyor. Şimdi bu niye önemli? Sayın Ertekin ifade buyurdular. Kaan yalnız ve sadece bir uçak mı? Ben hocam da burada merhum babası Konya 3. Anajet Üst Komutanı'ydı. Bizim tim filomuz vardır. FM-5 uçakları. Dünyanın sayılı hava gösteri pilotlarıdır onlar. Ve her zaman için Türk pilotları ellerindeki teknoloji son derece sınırlı olmasına rağmen bugün Yunanistan hadisesinde de görüyoruz bir dogfight dediğimiz olay var kıymetli hocam. Bizim uçaklarımız daha alt jenerasyon olmasına rağmen Yunan pilotlarına galebe çalıyoruz. Bu Kaan'ın ifade ettiği anlamı böyle vurgulamak lazım. Yani bizim daha 100 yıl öncesinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir derken bakınız Alper Gezer Avcı çıkıp aynı cümleyi, aynı 100 yıllık vurguyu nerede yaptı? Uzayda yaptı. Ve daha o gece kıymetli hocam yine X platformu üzerinden Alper subayımız hakkında inanılmaz bir tezvirat oldu. Tabii. Şimdi askeri savcılık yapmış bir insan olarak o yayınlanan hadiseleri, o belgeleri gördük ve bunların tamamının da okyanus ötesinden FETÖ'cü hesaplardan yayınlanan belgeler olduğunu gördük. Amaç da tahkir ve tezif etmek. Geleceğe uzanan bir ümit, geleceğe yönelik bir projeksiyon ve tıpkı İlyas hocamın ifade buyurduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de yeni bin yılda yeni bir challenge'ı baş kaldırız. Dolayısıyla hadisenin önce bu ümitvar yönünü altını çizmek istiyorum. Şimdi Goethe'nin çok güzel bir sözü vardır. Büyük ülkeler büyük yıldızlara benzer. Belki asla onlara şu ulaşamazsınız. Lakin onlara bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz diyor. Şimdi bu zaviyeden baktığınız zaman dünyada artık askeri istihbaratın ve genelkurmay başkanlıklarının uzay silahlı kuvvetlerine dönüştüğünü 1980'lerden itibaren hatırlayın hocam önemli vurguluyorum. Bir Ronald Reagan, bir Hollywood starından bir Star Wars yarattılar Amerika başkanlığından sonra Gorbaçov'la ilgili hadisede ve sonucunda ne oldu 1990'da? Glasnost ve Perestroika ile yıkılan bir Sovyet Rusya ve yeniden dizayn edilen bir yeni dünya düzeni. Ne diyorlar? Anus Sovietis Novus Ordo Seclorum. Yeni bir World Order kuruyorlar. Bu World Atlantikçi. Order'ın da başlatı Atlantikçiler. Şimdi kıymetli hocama da biraz buradan pas atıyorum. Niye? Pazar günü önemli bir ziyareti var Moskova'da. Bazı isimlerin değerini tırnak içinde söyleyeyim Ruslar, İngilizler bilir. Hani siz göz ardı ederseniz ama onlar kime ehemmiyet vereceğini bilirler. Şimdi bir izleyicimiz yayından önce bir paylaşım yapmış. Öyle bir ülkeyiz ki astronot Alper'le tırnak içinde espri yaparım biraz ironi olsun müstesni pavyoncu Dilber arasında sıkışan bir toplum diyor. Şimdi bunu niye çok önemsedim? Çok ilginç. Tam da sosyal medyanın getirdiği nokta bu. Maalesef. Bir tarafta çok Troller önemlidir. var, troller. Evet, zaten ifade buyurdular. 14 Mayıs seçimleriyle birlikte gelen bir siyasi istikrar vurgusu var. Evet. Çünkü hep söylüyorum, eğer 14 Mayıs'ta bu seçim Cumhur İttifakı'nın aleyhine bitseydi ve ma teessüf o 7'li 14'lü 21'li masa gelseydi bu konuştuğumuz projelerin hiçbiri yoktu Sayın Hocam.